Bugün Perşembe. Haftaya Perşembe günü değil, yarın Cuma, bir gün Cumartesi, öbür gün Pazar. Pazartesi gün oruç, Ramazan-ı Şerif. Ne kadar çok heveslisin ya. Hemen çabucak getiriyorsun ya. Daha çok var çocuğum. Saya saya bitiremediniz ya. Hakikaten. Bakın babaannem rahmeti şey derdi. Oğlum dedi sayılı gün çok biter. Hakikaten sayılı gün ya. Ayın 11'inde. Evet. İnşallah Ramazan. İnşallah. Pazartesi. Tabii. Seneler ne çabuk geçiyor. Seneler ne çabuk geçiyor. Allah bana... Hepimizin ahir ve akıbetini hayır eylesin. Sonumuzu hayır eylesin. Şimdi ikinci emre düştü. Onu yaşıyoruz. Bu 28 Şubat'ta da Emir abilerin kayınvalidelerinin vefat dönümüydü. Değil mi? Evet. Hanım Hüseyin Hanımefendinin rahmetullahi aleyh. Hanımefendileri. Yusuf Siyah amcanın kerimesi. Seyitab ve Hekim Erbaz Hazretleri'ne talebelerindendi. Değil mi? Allah Teala rahmet eylesin. Cenab-ı Hak şefaatlerine ailesi. Emre abi hanım anne derdi. Evet. Biz dolayısıyla de. Emre abi hanım anne deyince herkesin hanım annesiydi. Hakikaten hanım anneydi ama şimdi hatırıma ne geliyor biliyor musun? Bu güreşlerde işte hanıma falan filan diyorlar ya. Şeyde Allah Teala rahmet eylesin. Hakikaten yakışıyordu yani. Hanım anneliğe, hanım ağla yakışıyordu. Osmanlı kadını. Tam Osmanlı kadını. Din eğitimi almış. Evet. Büyüklerin huzurunda büyümüş. Seyyid-i Melekim'in vasıtasıyla teveccühüne kavuşmuş. Öyle bir hanım. Hakikaten mesela şeyde işte hanımları kabul eder görüşlerdi. Ben de hanımdan dinlerdim. Usta Bey mesela hanım anlatırdı. Ben de bir dikkat dinlerdim. Bir Müslüman genç kızın, bir Müslüman hanımın giysileri konusunda nasıl giyinmesi gerekiyor, hangi renkleri tercih ediyor. Çok hassas o konuda biliyorum. Evet. Ya mesela hanım Allah Allah dedim ya. Firaset de çok kuvvetli bir hanım. Yani öyle şey anlatırdı ki hanıma bir gün dedim ki bak dedim hanım annenin tarif ettiği bu renklerde eşarp, bu renklerde parçası bu biçimde şey sokağa çıkan böyle bir Müslüman hanım, bir Müslüman bir genç kız saygı görür, hürmet görür, kimse de taciz etmez onu. Çünkü bir ağırlık veriyor. Ama kendi kafana göre hoppa zıppa kıyafet, kılık kıyafet giydiğin zaman ters bakan olur, homurdanan olur. Hatta laf atan da olur. Tabii. Laf atan da olur. Ama Allah-u Teala rahmet eylesin, şefaatlerine aile eylesin. Ya dedim maşallah hani kitapta okuyarak şey yapmıyorsun. O yaşıyor. Kendilerine öyleydi. Tercihleri de öyleydi. Allah-u Teala mekanlarını cennet eylesin. Ama seneler ne çabuk geçiyor değil mi? Şeyde Emre abiyle bir gün bir şey anlatmışlardı da. Çekime çıkmıştık hatırlar mısın? Bu binanın İhlas Holding'in B4 diyoruz. Bodrum 4 yani. Evet. Orada stüdyo vardı. Evet. Orada stüdyo vardı. Orada çekime gitmiştik. Çekimden çıktım. İşte bizim de o zaman TGRT FM binanın en uç kısmıydı. O uç kısmında korumalardan birisi. Ben geldim işte odaya gireceğim. Anahtarı çıkardım. O korumalardan bir tanesi koşarak geldi. Özür dilerim. Dedi sen dedi Emre Bey arıyor. Dedim hangi Emre Bey? Emre ölen dedi. Dedim hangi telefondan arası size verin dedim ben arayayım. Yok dedi sen odana giriyorsan biz bağlayacağız dedi. İyi dedim. Neyse girdik. Emre abiler dedim hoca neredeydin? Dedim efendim çekim vardı falan. Bir sualimiz var dedi. Allah Allah dedim Emre abi. Yani Hüseyin İlmi Efendi'nin rahmetullahi aleyhi erbatından talebesi, zahiren de batının de vekili. Allah Allah. Dedim ne suali? Biz zaten senden öğreniyoruz. Sen beraber öğreniyorsun. Ondan sonra birden aynı şekilde böyle bir o anda dedim ne sorarsa bilmiyorum diyeyim. Şimdi Nas suresini işte şuradan şuraya kadar okunuyorum. Bilmiyorum dedim. Dedim. Bilmiyorum dedim. Ondan sonra işte bu ilim, büyüklük, anlayış, idrak farklı bir şey. Farklı bir şey. Bu okumakla elde edilen Allah-u Teala'nın lütfu ve ihsanı. Aynı soruyu ben hiçbir şey dememişim gibi tekrar sorarken ses tonuyla soruyu sorarken cevabını da içinde veriyor. Hemen kendi kendime dedim ki ahmaklık etme. Bu
buraya kadar okunur mu? Öyle bir tonladılar ki okunmaz efendim. Okunmaz ha dediler. Yüksek sesle ha dedim, yanında biri var. Buradan buraya kadar mı okunur? Tabii okunur. Evet efendim, oradan oraya kadar okunur. Buradan buraya kadar okununca mana tamamlanır. Soru şekline bak. Cevabı içinde. Evet efendim, mana tamamlanır. Teşekkürler, kapattılar. Bunu sonra Emel abiler başka bir yerde anlatıyormuş. Hoca çakmadı işi demişler, tamam mı? Hanıman ne varmış? Orada konuşuyorlarmış. Hanıman ne demiş ki? Demiş, Osman niye sor bakalım? Hocaya. Hocaya. Şimdi tabii Emel abilerin sorunun cevapları ipuçlarını vererek öyle cevap verince Allah rahmet eylesin, hanıman ne gire demiş ki? Senden çekindiği için öyle söyledi. Allah rahmet eylesin ya. Allah Teala rahmet eylesin. Cenab-ı Hak şefaatten ayrı eylesin. Bak seneler çabucak çabucak gidiyor değil mi? Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh. Onlar gittiler. Hanımefendileri gittiler. Hüseyin İlmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh hocası Seyyid Abdülhakim Arvası Hazretleri'nin hocası Seyyid Fehim Arvası Hazretleri'nin hocası, onun hocası Taha Yakkar Hazretleri. Ta Peygamber Efendimiz'e kadar aleyhissalatü vesselam. Hepsi belli müddet kaldı gitti. Dün akşam mıydı? Evet akşam mıydı? Gece balkona çıktım. Böyle hava çıktı. Gökyüzüne bakıyorum. Ta çocukluğumuzda köyde görürdük. Üç tane yıldız böyle. Aynı hizada duruyorlar. Üç tane yıldız. Senelerce bakıyorum ve görüyorum falan. Biz tarlada falan nadas zamanı, buğday şey zamanı dağda yatardık. Orada hep görürdük. Annem ben ona üç kardeş derdi. İkiz. Üç kardeş. Baktım baktım. Ya dedim. Kaç milyar insan geçti değil mi? Bu yıldızı hepsi gördüm. Gördüm. O yıldız orada duruyor. Ama gelen gitti, gelen gitti, gelen gitti, gelen gitti. Kimse kalmıyor. Bir de anneme demiştim bir. İşte babasından kalan bir dönümün üçte biri. Bin metrekarenin üçte biri. İşte tarlam var babasından kalmış falan filan böyle. Hayıflanıyor şey itibariyle. Biraz teyzem vefat etmiş. Teyzemin kızı da sanki teyzem hayattaymış gibi hisse verdiler. Annem de biliyor Şeran Hakkı yok onun. Çünkü dayım hayatta. Şeran Hakkı yok. Ondan sonra hayıflanıyordu. Sonra neyse şey yaptım. Başına gelmedik. Kalmadı da onun başına. Bir gün dedim anneme, anne dedim ya yapma etme. Yani kardeşim bir tane çocuğu var. Sen razı olmadığın müddetçe dedim. Başlarına bak bir sürü sıkıntı geliyor falan. Ondan sonra vazgeçti, helal ettiydi. Şimdi böyle konuşuyorsun. Bizim tarlamız falan tabii genç kızdığında şeyliğinde orada emeği var falan. Ben gayri ihtiyarı ana oğul beraberiz. Anne dedim ya. O tarla dedim. Onların lakabı Çoğucigil'di. Dayımlar. Bizim lakap şeyde köyde Alişangil. Alişangil. Dedemin ismi. Dedemin babasının ismi. Lakap olmuş. Dedim kimindi dedim o. Yani Çoğucigil'e kimden geçmiş orası. Durdu. Falanlardan oğlum dedi. Ondan sonra. Peki dedim anne dedim. Yani o falanlara da birisine geçmiş mi? He dedi geçmiş. Peki onu biliyor musun? Söylediler mi hiç? Ha biliyorum dedi. Falanlarmış dedi. Ondan sonra peki dedim o falanlardan önce kiminmiş biliyor musun? Annem zekiydi birden. Sen ne demek istiyorsun dedi. Sen ne demek istiyorsun dedi. Yani dedim anne o tarla Çoğucigil'in ondan önce başkasının, ondan önce başkasının, ondan önce başkasının. He dedi. Yani dedim hiç kimsenin olmamış. Senden sonra da başkası. Senden sonra da başkasının olacak. Herkes geliyor burası benim diyor ama toprak hepsini yutuyor. Toprak hepsini yutuyor. Hiç böyle ses seda yok. Çiğniyorsun, sürüyorsun, ağaç ekiyorsun, meyve ekiyorsun falan hiç kıpırdamıyor. Onun için mesela Emel abiler Allah-u Teala rahmet eylesin. Hep bu misalde verirdi. El üstüne talimleri vermiş toprak gibi olun diye. Hakikaten zor bir hadise ama bakıyorsun öyle. Çünkü toprağı çiğniyorsun, ediyorsun. Gene bütün nebatat ondan neşvi nema buluyor. Dolayısıyla gelen gitmiş. Gelen gitmiş. Bir de şey hatırıma gelince böyle hoşuma gidiyor böyle şeyler de. İbrahim bin Ethem Hazretleri Şehzade Sultan, Ders Sultanı falan. Ama geceler böyle düşünüyor. Evliya olmak istiyor. Ondan sonra şeyler falan. Atlas yataklar Sultan. Bir gün birisi geliyor. Bu Sultan koltuğunda oturuyor. Sarayın kapısından. Kimse mani olamamış. Girmiş gitmiş içeriye. Ve ondan sonra doğrudan doğruya Sultan'ın odasına bakmış. Yani
sen kimsin demiş falan. Ha demiş, özür dilerim sultanım demiş. Ben yabancıyım demiş, bu şehre geldim de demiş. Han arıyorum kendime demiş yani, otel o zaman. Han arıyorum. Bir adam demiş, buranın demiş han olacak bir şeyi var mı demiş falan. Demiş sultanım bir dakika kızma. O koltukta senden önce kim oturuyordu? Babam demiş. Ondan önce dedem, ondan önce onun babası. Sultanım demiş burası han değildi. Ne ki demiş, gelen gitmiş. Burası han değil ki, han değil de ne ki? Gelen gitmiş, gelen gitmiş, gelen gitmiş. Sen de gideceksin. Oo, bu sıradan birisi değil. Ya ondan sonra diyor ki atlas yataklarda Allah'ı talep bulamazsın. Hemen diyor bu saltanat şeyi. İşte bir düşünmeye vakit yok diyor. Hızır aleyhisselam imiş. Eğer kurtulmak istiyorsan beni takip et. Hepsini bırak, her şeyi bırak. Bıraktı. Seneler sonra işte kendi subaylarına şeylerden bir deniz kenarında böyle oturmuş. İşte abasının şeyini, çöküklerini falan, düğmesi çöküklerini falan dikiyor kendisi. Tanımış birisi. Demiş sultanlığı bıraktı, eline ne geçti bunun? Elinde iğne varmış, iğneyi denize atıyor. Balıklara diyor ki iğnemi getirin. Bütün balıklar ağızlarını çıkarmışlar yukarıya. Öbürlerine eşlik ederek hepsi bulmuşlar. Birisi getiriyor uzatıyor. Dönüyor ona. Aha diyor bu geçti. Daha önce Bel Sultanıydım. Sadece orası bilirdi. Ama şimdi denizde tekrar itaat ediyor bana. Ya bütün mahlukat itaat ediyor. Dolayısıyla gelen gidiyor, gelen gidiyor. E bizim vakit de gidiyor. Kaynattım bugün dersi gibi evet, geliyor bana. İkinci bölümde devam edeceğiz. Efendim ilk dinleyicimiz. Yani bizim bu durumumuz ne olacak? Yani işin sonu nereye varacak? Ne yapmalıyız? Şimdi Osmanlıca kitaplarda sık sık tekrar edilen bir söz var. Ya bazı kitaplara da girmiş o. Nus ile uslanmayanı etmeli tekdir. Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir. Bu şimdi ayetken vadi şeriflerden mülhem öz bir söz. Ne demek bu? Mus nasihattır. Nasihat ile uslanmayanı azarlayın, tekdir edin. Ne biçim adamsın? Kızım bağır. Tekdir de kâr etmiyor. Azarlamak da kâr etmiyor. Kötek. O zaman hakkı kötektir. Bu bir sistemdir. Bu bir sistemdir. Ama efendim canım da yok öyle değil. Öyle değil o. Mesela Allah-u Teala birisini öldüreni öldürün buyuruyor. Kısas bu. Kısas hayat var diye buyuruyor. E şimdi hırsızlık aldığı yeri diyor. Adam talebele yapıyor. Cezası yok. Doğru düzgün ceza yok. Ön kapıdan giriyor, arka kapıdan çıkıyor. Evet, evet. Adam aynı şekilde bakıyorsun kameralarda falan filan. Hakkıdan yapmış olduğu şey için karakola gidiyor. İfadesi alınıyor. Savcılar gidiyor, savcılık salıyor. E demek kanun kanun değil. Bir şey de değil yani. Yani oradaki savcı ne yapsın değil mi? O hırsızlığı bırakın mesela dün... gazetelere videoları falan düştü biliyorsunuz televizyonlara da. Belediye otobüsünde Mersin'de galiba. Orada genç 17 yaşında bir çocuk babasıyla beraber yaşlı bir çifti dövüyorlar otobüsün içinde. Adam da dövdükleri adam da felçli yani. 70'in üzerinde yaşı var. Yani büyük ihtimalle ufak bir sebepten dolayı ki o çocuğun babası da saldıran adam da öğretmen. Yok da müdür. Hadi bakalım neresini düzelteceğiz? Ha şimdi evet işte eğitim noksanları. Adam fakülte bitirmiş daha tamam mı? Öğretmen ya. Öğretmen. Daha ne? Odun yani. Odun. Odun. Eğitim. Çocuğuna sahip olamıyor. Ha, diplomalı odun. Kendi çocuğuna sahip olamıyor. Tabii. Ben ona çocuğumu emanet ediyorum. Diplomalı odun. Dolayısıyla Allah-u Teala'nın bildirmiş olduğu emir ve yasaklar unutulunca. Nasihat ediyorsun. Ya demokrasi var diye ben istediğim gibi yenirim, istediğim gibi söylerim. Şimdi sosyal medya var. Fetvayı da veririm kafama göre diyor. Tamam kadın. Frenliğe yok. Yok, freni de yok. Peki efendim Osmanlı Selçuk döneminde. Osmanlı Selçuk döneminde her şey yerli yerindeydi. Her şey yerli yerindeydi. Mesela din hakkında herkes konuşamaz. Birisi yamru yumru konuşursa hemen çağırırlar. Bu söylediklerin delilini göster. Adam kem küm yok. Doğrusunu anlatırlar. Adam tövbe etti, etti. Etmedi. Öyle salıver gitsin yok. Kellesi gider. Salıver gitsin yok. Çünkü toplumu zehirliyor. Tabii. Adam mesela devlette görevli. Ya kendini de biliyorsun. Sadrazamın şeyinde. Ama cellat sadrazamın da aynı şekilde şey yapıyor değil mi? Yani hepsi ister kadılık makamında ister aynı şekilde bilmem ne olsun. Hata yaptığı zaman şahsi hatalar değil bak.
umumi olarak şey alan şahsiyatlar bedelini ödemek mecburiyetindedir. Bedelini ödeyince şimdi efendim işte Avrupalılar mı? Oturmuş Amerikalı Avrupalı İngiliz kafir oturmuş. Ya demiş insanın içerisinde bir şey var. Onu bulamıyor. Ama Müslümanların İslamiyet'in getirdiği şeylerden de bakıyor. Bu diyor laftan nasihattan falan anlamıyor diyor. Nefis anlamıyor. Onun için adam veya hatta Hüseyin Efendi rahmetullahi aleyh direksiyona oturdu mu nefis dependedir artık. Bu adam nasıl sollar, nasıl selektör yapar, niye bana yol vermez? Oho tamam adam yani. Her gün haberlerde de görüyoruz. Adam tutmuş, kırmızıda geçti. Adam alıyor, arabasını alıyor, ehliyetini alıyor, adamı akıl hastanesine götürüyor. Bazen ben Bakırköy'e götürüyordum diye bir tanesi diyor ki abi diyor Amerika'da da Bakırköy. Bakırköy dedim simge. Şey Washington'un Bakırköy ilçesi. Değil mi? Akıl hastanesine götürüyor. Ya adam onun için böyle kırmızıda gecenin 24'ünde öyle bekliyor. Öyle bekliyor. Ve onu da tatbik ediyor. Altyapısını koymuş. Sen geçtiğin an tak diye ensesine biniyor. Şeyde Almanya'ya gitmiştik. Hava da soğuktu falan. Gittiğimiz yer biraz daha yüksekti. Kar falan atıştırıyordu. Ondan sonra önde giden arabalardan bir tanesinde işte arka arkaya gelmiyoruz. Farklı zaman dilimlerinde çıktı. Telefon geldi. Geçtiğiniz yolda yani işte ağaçların arasında gizli bir şekilde kamera var. Dikkat edin falan. Nerede merede falan derken şak diye patladı. Fotoğrafınızı çekti. Gitti. Adam tedbirini almış. Tedbirini almış. Sıkıysa sen de yap. Ama, ha, geç oradan. Onu sonra hiç açamıyor. Getiriyor bedenini ödettiriyor. Buna böyle demiş sık sık sen böyle yapıyorsan ondan sonra bunun ehliyetini de alıyor arabasını da alıyor. Senin akılda bir noksanlık var diyor. Gel bir tedavi edelim diyor. Aynı şekilde akıl hastanesine de götürüyor. Dolayısıyla zecri tedbirler söz konusu mu? Evet. Şimdi zamanımızda merkez işte ve laik bir ülkeyiz. Tercihi kendisine bakalım falan filan. Yerine göre çocuğu aynı şekilde zorlamalı şey yapmalı. Yani çocuk anne babasına şikayet edince devlet devreye giriyor. Kadın kocasına şikayet edince devlet devreye giriyor. Erkek aynı şekilde hanımından şikayet edince devlet devreye giriyor. Her yerde giriyor. Bir arkadaş bu boşanan aynı şekilde ne bileyim birbirini öldüren şey yapan. Bunlar en az lise mezunu. Çoğu da üniversite mezunu değil mi? Aynen. Hani eğitim. Bu eğitim eğitim değil zaten. Bu eğitim eğitim değil. Ya, buna, bu adamın kalbinde Allah-u Teala'nın korkusu. Mahşer günü bunun hesabını verme düşüncesi yoksa ya sen istersen evinin etrafında ya adamın etrafında böyle koridor şeklinde polis dik. Bu da mümkün olmadığına göre o polis jandarma evet olacak. Yani ülkenin korunması şeyleri, asayişi için olacak ama ve bu çare değil. Şimdi benim bir öğrencim vardı Balıkesir Gönen'de. Bir gün geldi ben dedi polis olacağım hocam falan dedi. Lise sordu. Ya masumiz bir çocuktu. Dedim yavrum sen dedim polis olma. Niye hocam öyle diyorsun falan. Dedi. Ya dedim senin yüzüne bakan dedim korkmaz şeklindesin. Masum yüzlüsün. Sevesi gelir. Sevesi gelir. Olsa bu dil tarih coğrafya fakültesini şey yaptı. Fakat demek ki ezelde takdir etmiş ki Cenab-ı Hak şey olmuş söyleyiver. Polis olmuş. Bırakmış orayı fakülteyi bırakmış polis akademisine gitmiş. O zaman da Turgut Özal başbakandı. Benim de babam geliyordu şeyden Konya'dan trenine geliyordu. Şey vardı Haydarpaşa'nın karı. O kara gittik falan. Baktım orada karda birisi var. Osman Ünlü'yü biliyor. Döndüm baktım bu. Dedim ne oluyor? Ayıp oluyor hocam dedim ben komiserim dedi. Dedim oldu mu polis? Evet dedi oldu. Ya dedim bir şey anlatayım sana dedi. Şimdi de rahmetli Özal dedi Ankara'dan geliyor dedi. Ben de sivilim dedi. Yarım saat sonra da dedi yani ben komiser yardımcısıyım o zaman dedi. Yarım saat sonra dedi o komiser gidecek buradaki şey bana havale edilecek. Ya dedi resmi polislerden bir tanesi o garda dedi geldi bana kimlik sordu dedi. Neyse dedi bir şey demedim dedi. Komiser onun mesaisi bitince ben geçtim dedim onu çağırdım. Ya demiş koca garda demiş benden başka da bir kimlik soracak kimseyi bulamadın mı? Bulamadın mı? Demiş dedi ki kusura bakma komiserim ama demiş hiç polise benzemiyorsunuz. Ha o zaman bir şey söyledi.
Ya dedi o zaman sen Allah değildin dedi. Ya oraya aynı şekilde böyle insanların hani elene şeyleri gelir falan. Hakikaten öyle dedi ya. O karakollara gelenler var dedi. Benim de aklım almıyor falan. Aklım almıyor. E şimdi bunlara nasihat falan tesir etmez. Ancak onların dilinde İslamiyet'i anlatır, gerçekten iman eder, samimiyetle şey yaparsa o zaman bunu frenler. Başka türlü frenleme imkanı yok. Bunun için de kitaplar okumaktan başka çaremiz yok. Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını okumaktan ve okuduklarımızı öğrenip mesela bu İslam ahlakı kitabının mızraklı ilmihal var. O mızraklı ilmihal bir değil. Bir, on, yüz, bin ne kadar okursan okuya bu zihninde iyice yer edecek. Ondan sonra hayatına geçmeye başlayacak. Yıl sonra adam olursun. Herkes sana aynı şekilde hocam demeye bile başlar yani. Alim, ki alim tabii onu. Bir de bu bahsettiğiniz kitapların bir özelliği var. İnsana kendini düzeltmeyi öğretiyor. Evet. Başkalarını düzeltmeyi değil. Değil. Devleti düzeltmeyi değil. Toplumu düzeltmeni değil. Önce kendini. Tabii. Ehl-i Sünnet alimleri hedef olarak önce kendini diyor. Bazıları çünkü öyle şeyler istiyorlar. Ya bu kitaplarda işte ya yapsana bir önce. Tabii kendin yap. Kendin bir yap bakalım önce. Niye hep böyle siyasetten bahsetmiyor? Niye toplum düzeninden bahsetmiyor? Halbuki sen düzelirsen sen halin başkalarına tesir etmeye başlayacak. Tabii sen düzelirsen tabii ailen de düzelir. Onlar da düzelecek. Çocuğun da düzelir. İnşallah okuruz amel ederiz. Efendim diğer dinleyicimiz sualler vardı. Dedi ben dedi Fransa'dayım. Şu anda kendi fıtrası var. Ablamın dedi işte fıtrası, fidyesi, zekatı var. Beni vekil etti. Türkiye'ye geleceğim dedi. Orada de yeğenimle devrini yapabilir miyim? Tabii de yeğeniyle devrini yapabilir. Yani anlattığı usul uygun mu? Uygun. Hayırlı mübarek olsun. Peki o yeğeni o ablasının çocuğuysa? Ha olmaz. Yani ablasının zekatını ablasının çocuğuna veremez. Usul ve furu. Devir de yapamaz. Devir de yapamaz. Usul ve furu olmaz. Usul ve furu. Ne demek usul ve furu? Onu önce şöyle anlatalım. Zekat, sadaka-i fıtır, ondan sonra adak, yemin kefareti, fidye, oruç fidyesi. Bunlar ibadettir. Verilecek yerleri kesin net bildirilmiştir. İki kelimeyle bildirmişler. Usul ve furu'a verilmez. Bunun dışındaki fakirlere verilir. Usul, anne, baba, dedeler, nineler yukarıya doğru. Furu, çocuklar, torunlar, torunların çocuklar aşağıya doğru. Bunlara bir kimse usul ve furuğuna bu beş maddeyi veremez. Peki kardeş çocukları, kayınvalide, kayınpeder, yeğen bunlara verebilir mi? Verebilir. Kendi annesinin babasına veremez. Hani zaman zaman soruyorlar ya işte torunum üniversiteye gidiyor, ben diyor zekatımı ona verebilir miyim? Fidyeyi ona veremez. Torununa veremez. O torunun çocuğu olsa ona da veremez. Çok fakirler. Niye veremez? Çünkü İslamiyet emrediyor onlara. Bakmakla kademe kademe bunlar mesuldür de onun için. Yani onun çok fakirliğinden sen de mesulsün aslında. Mesulsün tabii efendim. Gelelim efendim dinleyicimizin son bir sual vardı. Dinleyicimiz dedi ki yani sordu kendisi de söyledi. Biz dedi Çorum'da doğduk büyüdük orada evlendik. Dolayısıyla vatan asilleri o. Orası. Sonra dedi Ankara'ya geldik. Gelsin. Vatan ikamet olmuş orası. Ondan sonra Fransa'ya gitmişler. Fransa'da vatan ikametleri. Yani sonunda Türkiye'ye döneceğiz. Dönecekleri yerde aynı şekilde Çorum gözüküyor. Peki değişebilir mi vatan asli? Değişir. Ben Fransa'da ölünceye kadar burada kalacağım dese Fransa hangi şehirse orası vatan asliler olur. Ama şu anda anlattığına göre değil. Dolayısıyla şimdi Fransa'dan Ankara'ya gelecek. Bir aylığına. Bir aylığına gelecek. Fakat gelirken eğer Maliki mezhebini falan taklit etmiyorsa Ankara'da 10 gün kalıp çünkü Ankara vatan ikametleri evimiz var evi olsun mühim değil vatan asli değil vatan ikamet 10 gün kalıp Çorum'a gideceğiz diyorsa Ankara'da seferi olur. Efendim 3 günlüğüne Çorum'a köye gideceğiz dese orada mı kim olur? Niye? Vatan asliye bir saatliğine bile girsen seferilik iptal oluyor. Peki yok öyle değil. Belki 3 hafta şeyde kalacağız. Ankara'da 20 gün kalacak. 20 gün kalacak. Mukim Ankara'da. Ondan sonra Çorum'a gidecekler. Yolda seferiler. Çorum'a varır varmaz da gene mukimler. Yani seferi olmayacaklar. Niye? Orası vatan asilleri. Bir gün bile kalsalar mı? Evet bir gün bile bir saat bile kalsalar orada mukim kalacaklar. Ankara'da 15 günden az kalırlarsa seferi oluyorlar. Seferi oluyorlar. Ama Çorum'da öyle şu kadar kalma bu kadar kalma vatan asil olduğu için bir günde kalsa 10 günde kalsa yine aynı şekilde mukim oluyorlar.
Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşçakalın.